Herkese selamlar dostlar. Bugün Arif'in koleksiyonuna bakacağız. Gerçekten ben de Arif'in koleksiyonunu çok merak ediyordum. Odasına çok gitmek istiyordum. Orada böyle onunla oyunlar oynamak istiyordum ama malum durumlar yüzünden gidemedim. Ve Arif'ten rica ettim. Bana bir tane video çek dedim. Odandaki her şeyi anlat, göster, tek tek detaylı bir şekilde göster, anlat dedim. Kendisi sağ olsun beni kırmadı. Ve odasındaki koleksiyonuna ait olan çoğu şeyi gösterdi. Hatta her şeyi gösterdi galiba. Baya baya güzel şeyler varmış. Neyse lafı uzatmayayım dostlar. Hadi biraz Arif'in koleksiyonuna bakalım. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Arif. Beni artık bir geri çektiğimiz ortak videolardan tanıyorsunuz. Daha önce hiç yapmadım. Bir vlog çekeceğim şimdi. Birkaçtır arkadaşlar odamı soranlar oldu. Koleksiyonu soranlar oldu. Dedim ben de bir vlog çekeyim, paylaşayım. Şimdi ufaktan bir tur yapalım beraber. Şuradan başlayayım. Burası benim oyunlarımı koyduğum dolabım. Her oyunu almıyorum. Kendim için özel olanları biriktiriyorum sadece. Burada Xbox oyunları. Aşağı yukarı hepsini oynadım, bitirdim. Legoları çok severim. Böyle benim için hatıralan eşyalarım da burada. Gördüğünüz gibi ben dijital yerine kutulu oyun tercih edenlerdenim. Nintendo 64 oyunlarım. Majora's Mask'im. Ocarina of Time. Benim için Zelda olmazsa olmaz bir oyundur. Oyun hayatımı onunla başladım diyebilirim. Hatta burada kendisi. İlk SNES oyunlarımdan. A Link to the Past. Hala bugün benim için yeri çok başkadır. Burada Xbox 360 oyunlarım. Devamı bu benim kızım. Bilgisayar ve PlayStation oyunlarım. Bunlar orijinal Xbox oyunlarım. Burada Game Boy oyunlarımı bu şekilde saklamayı tercih ediyorum. Kutularını bu şekilde yaptım. DS kutularından bozma. Burada da özellikle bu Donkey Kong oyunu benim için yeri ayrıdır. Bunu sağ olsun bana Bilge gönderdi. Benim için oyun dünyasında bir yeri Zelda'dır. Sonra Donkey Kong gelir. Ardından Luigi. Çok özel oyunlar benim için. Ama dediğim gibi her zaman bir numara Zelda. Mesela bakın burada bu sürümü bulduğum zaman çok mutlu olmuştum. Limited Edition Zelda Wind Waker. Ayrıca Wario'yu çok severim. Yine burada benim Wii oyunlarım. DS oyunlarım. Bu 3DS XR'cım. Majora's Mask Edition. DS oyunlarımın devamı ve burada Wii U oyunlarımı görebilirsiniz. Burası da benim Switch köşem. İşte burada Link's Awakening'in orijinal Collector Edition'dan çıkanıydı. Luigi's Mansion. Bu steel case'ini açmadım, hala böyle duruyor. Burası benim eşimle ortak kullandığım kitaplığım. Benim kızım odayı benimle bazı şeylerde paylaşıyor. Oyun oynamayı çok seviyor, şu anda 5 yaşında. Bu onun kulaklığı, anaokulunda yaptıkları. Ben onu da bir oyuncu olarak yetiştiriyorum. Çünkü bu ülkede kız oyunculara bence daha fazla ihtiyaç var. Bunlar işte daha önce kullandığım ve şu anda kullanmaya devam ettiğim motosiklet kaskım. Genelde oyunlarımı ve aldığım eşyaların kutularını saklarım. Bu Lego Mario hayranına ben de bulaştım. Burada Luigi's Mansion 3 figürüm. Link'in figürü, amiibolarım. Gördüğünüz gibi bende Zelda ağırlıklı. Bu Guardian amiibosunu çok aramıştım. Bulduğum zaman anında aldım. Yine bu Rupi lambası bayağı aradığım bir şeydi. Ben pek amiibolarımı açmıyorum. Genelde bu şekilde bazen ikinci el aldıklarım açık oluyor sadece. Sıfır aldıklarımı sıfır saklamayı tercih ediyorum. Yine Donkey Kong'dan. Bu benim ilk motorumun maketiydi. YZFR6 kullanıyordum o zaman. Bu kızımın anaokulunda bana ilk yaptığı. Zelda işte az önce gösterdiğim steel case'in. Bunu saklıyorum. Bunu sağ olsun gruplarda bir arkadaşımdan almıştım. Bunu küçükken, benim için hikayesi çok ayrıdır. Küçükken çok aradım, bulamamıştım. Yıllar sonra gördüğüm anda direkt aldım. Çünkü ben bunu çok istediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ama o zaman şartlar ve durumlar çok müsait değildi. Daha sonra bulunca direkt aldım. Şimdi böyle baş köşede tutuyorum bunu. Yine motosiklet sevdiğim için ve Lego'ya çok hayranımdır. Küçüklüğümden beri yaparım. Bu Ducati'nin şeyi bunu da yapmayı bekliyor. Aynı zamanda bir Star Wars hayranıyım. Kendime bir BB-8 yaptım
boyut yazıcıyla birazcık daha düzelme, toparlaması gerekiyor. Kulaklıklar, bence oyun kulaklıkla oynaması gerekir. Müthiş zevki farklı oluyor. Bu benim Japonya'dan gelen kılıncım. Yine bir lightsaber. Yaşasın light side. Zelda'mın kılıncı. Ve benim yine 3D yazıcıyla bastığım bir Guardian Sword. Gitar Hero oynamayı çok severim. Onun da gitarı burada. Bu televizyon arkadaşlar aşağı yukarı 25-30 senedir bende. Yani başa neler geldi tahmin edersiniz. Yağmurda bile kaldı. Ve hala takır takır çalışıyor. Çünkü bence retro konsollar retro tüplü televizyon oynaması gerekiyor. Bu benim Super Nintendo'm 92'den beri bende. Yine Nintendo 64'üm. Alalı uzun yıllar oldu. GameCube. Beyaz tercih ettim. Çok severim beyaz GameCube'u ve Super Famicom. Bu kutularını şurada görebilirsiniz. Kutulardan repro kutular yapıp bunları da aşağıdaki Famicom gibi böyle koymayı düşünüyorum. Çünkü bu şekilde çok tozlanıyor ve dağınık bir görüntü oluyor. Sıkıntı olacak. Böyle ileride ara ara açıp oynadığım zaman sorun yaşamak istemiyorum. PlayStation 5 diskli tercih ettim ben. Dediğim gibi ben kutulu oyun seven insanım. Dijital oyun aldıklarım tabii ki var ama mümkün olunca kutulu tercih ediyorum. Buraya Mahşer'in 4 atlısı diyorum ben. Joystick'lerim yan yana. Xbox Series X. Bunu normalde dikey kullanmayı tercih ederim ben ama bu rafa sığdığı zaman üstten havalandırma konusunda sıkıntı oluyor. O yüzden yatık kullanmak zorundayım. Isınmada ve soğutmada bir sıkıntı yaşamasın. Switch'lerim 2 tane. Biri Animal Crossing Edition, biri de ilk çıkan. Ben kendi Joy-Con'larımı değiştirdim. Muhtemelen bir Zelda Edition çıkarsa bunlardan bir tanesini Zelda Edition'e değiştireceğim. Yine Wii U Zelda Edition. Dediğim gibi ben büyük bir Zelda hayranıyım. Ve Wii'lerim. Aynı zamanda az önce belirttiğim gibi Star Wars büyük bir hayranıyımdır. Benim için her zaman Light Side. Forever Light Side. Burada Assassin's Creed figürlerim, Ninja Kaplumbağalar. Benim jenerasyonumda hayranı olmayan insan yoktur herhalde. Ve Nikim'in ilham kaynağı Hulk. Ben de Bruce Banner gibi normalde sakin bir insanımdır. Ama kızdığım zaman içimden bir canavar çıkabiliyor. Burada diğer gördüğünüz farklı figürlerim ve amiibolarım. Madalyalarım lisanslı futbolcuyken kazandığım madalyalar. Burada bir ara Destiny'ye sarmıştık. Onun Ghost'u. Ve bu dolapta da diğer koleksiyonluk eşyalarımı saklıyorum. İşte bu Pokemon'lar, Star Wars'la ilgili olanlar. Bunlar benim özel seri biriktirdiğim gamepad'lerim. Özellikle Sea of Thieves versiyonu çok zor bulmuştum. Bulduğum gibi aldım. Ve hala en sevdiğim gamepad'lerdendir. Gece, şu önündeki kuru kafa gece ve tuşların üzerindeki şeyler. X, Y, A, B yazıları. Fosforlu olduğu için gece parlıyor. Game Boy Color'ım, Game Boy Pocket'im, özür dilerim. En sevdiğim Game Boy'lardandır. Çok rahat oluyor oynaması, çok severim. Her yere taşınabiliyor. Bunlar da zamanda aldığım ve hala bende olan Game Boy'lar. Gördüğünüz gibi DMG1'im aşağı yukarı 30 senedir bende. Bunu da bir ara elden geçirmeyi düşünüyorum, bir toparlamam lazım. Ve diğer GameCube'larla bir yumurtlarım yine burada bir Zelda Edition görebilirsiniz. Son olarak diyebilirim. Bu da benim yarış oyunlarında kullandığım setim. Logitech G920 kullanıyorum ben. Çok memnunum bu setten. Bu Amigurumi Mario. Bunu bana kız kardeşim yaptı doğum günümde. Buradan ona ayrıyetten selam gönderiyorum. O da mutlaka izleyecektir bu videoyu. Ve bu kadar yani arkadaşlar. Bu benim dediğim gibi ilk vlogum. Mutlaka hatalarım veya beğenmediğiniz şeyler olabilir. Lütfen bu konuları bana yorumlarda belirtin. Tavsiyeleriniz, eleştirileriniz, yorumlarınız hepsini açayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.